Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden pazar ve biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. İstanbul çok ama çok soğuk. Hatta bazı yerleri kar falan yağmış dün akşam. Ya duydum haberlerde. Ama burada sadece yağmur var. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Nereye gideceğimizi de tam olarak şey yapamadık. Kahvaltıdan sonra da şöyle bir dolaşırız. Eksiklerimize bakarız falan dedim. Bakalım. Çıktık. Benzin mi alacaksın? Burası mı? Bunları hep kapatmışım. Baba, çabuk ne açabiliriz? Burası mı oyun parkı? Ne açabiliriz? Çiğ köfteci açayım ben. Aa, burası ne ya? Benzin mi? Şey, benzinci. Bu arada belki saçıma boya alırım. Gratis'te indirim varmış sanırım. Ya emin değilim boyasam mı boyamasam ama sanırım boyayacağım. Siz bu renge bayılıyorsunuz. Bana çok yakıştırıyorsunuz. Aslında ben koyuya boyamıştım ama alt tarafı oryalle açıldığı için sürekli açılıyor. Ben bu kızıl tonu hiç sevmiyorum. Böyle yani biraz soluk gösterdiğini düşünüyorum makyajsız falan. Hoşuma gitmiyor yani. Biraz oyun alanına gitmek istiyorum ya. Oyun alanında bir park var ya. Ama önce yemeğini yiyeceksin anneciğim. Aç aç olmaz ki. Orada bütün çocuklar karınlarını doyurup orada oyun oynuyorlar biliyor musun? Daha güzel oynuyorlar, daha böyle güzel konuşuyorlar, gülüyorlar, daha fazla zıplayabiliyorlar biliyor musun? Öyle oyun parkına gideceğiz. Evet anneciğim. Böyle bizim oyun parkımız vardı. Evet. Bizim yerimiz var ya, o adam temizlemişti. Aa camları, sen onu nereden hatırlıyorsun? Aylar önceki şeyi hatırlıyor ya. Baban sana simit aldı. Ama şimdi bir sürü yemek gelecek. Birazdan gelecek anneciğim. Yerim seni ben ya. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Tekzen'e gidelim diyoruz. Oradan avize falan bakacağım. Bir de Sedat'ın da bakacağı bir şey var herhalde. Bir de şeye bakmak istiyorum. Baba, ucuzluk pazarına. Hatta önce ucuzluk pazarına hatta geldik. Ama hayalet. Böyle mutfak eşyalarına falan bakacağım. Şimdi arabalar düşecek, motorlar düşecek. Hızlı giderler. Onu mu aldın şimdi? Bakayım ona. İnanmıyorum. Tekzeni geziyoruz. Avizelere baktım ama pek beğenemedim. Çok çeşit yok. Bilmiyorum artık onu. Ne yaparız? Gel. Masaya gel böyle. Aslında banyoya şöyle bir şey lazım. Bizim tamam, vardı olmaz. Aslında ama pastanı da çıkarttık. Çok güzel anneciğim. Ama çok şey yapma, kırılabilir annem. Baba. Anneciğim ellemeden. Asya. Asyacığım bir baksana. Ne? Lavabo. Lavabo, lavabo. Bakayım. Evet. Baba elini kıracağım. Desen çıkmış gibi duruyor. Şöyle beyaz mı alsaydın? Dur aşkım. Şunlar güzelmiş ama. Hangisi hayatım? Yo. Çöp kovası da bakmam lazım mutfağa. Hani böyle dolabın kapağını açıyorsunuz. Hani çöp kovası çıkıyor ya. O sistemden istiyorum. O sistem. Burada yok herhalde. Biz eve geldik. Sedat şu anda mutfağı temizliyor. Evet, mutfağı taktılar dün ama tam olarak değil. Yani şu karşı taraf takıldı, diğer tarafta takıldı ama kombinin dolabını takmadılar. Tezgah yok. Dün ölçü aldılar. Yarınmış tezgahta. Tezgah gelecek. Yok.
Dolabın bir bölümü camlı, buzlu cam. O gelmedi. İşte daha ara taş döşenmedi falan. Aslında bayağı bir eksik var ama bunlar da sanırım 2 gün içinde hallolur. Yani yarın bu eksikler hallolacak. Ara taş salı günü yapılabilirmiş. Çünkü tezgahın silikonu kuruması mı gerekiyormuş? Şöyle bir şey gerekiyormuş sanırım. Ankastre servisini çağıracağız. İşte o gelecek. O da salı günü. Temiz değil mi? Yani... Kullanabilirsin. Dün akşam bayağı bir geç gittiler mutfakçılar. O yüzden temizlememiştik, yorulmuştuk. Kapatmıştık kapısını. Şimdi Sedat süpürdü sağ olsun. Tozunu falan alıyor. Ben tekrardan güzel bir temizleyeceğim de öyle bir tozunu alıyor işte. Ben de şimdi mutfaktan indim. Bulgur pilavı yaptım. Yoğurtla beraber Asya'yı yediririm. Sanki ben de acıktım çünkü biz eve geleli bayağı bir oluyor. Temiz falan yaptık işte. Ben evi falan toparladım. Bu arada hiçbir şey almadık. Avize baktım, oradan beğenemedim. Yani Bauhaus'ta falan daha güzel modeller var. Gittiğim yerde bulamadım. Yani Tekzende'yle hiç güzel model yoktu. Perde bakacaktık. Perdeciler kapalı bu pazar olduğu için ama akıl edemedik. Artık yarın falan bakarız. Bilmiyorum. Çok alakasız bir şey aldık. Şimdi size onu göstereceğim. Çam ağacı aldık. Yani Sedat aldı aslında. Asya çam ağacı delisi. Yani biz daha önceden hiç böyle çam ağacı alıp hani süslemek gibi bir şeyimiz yoktu ama ben Asya doğduktan sonra ne kadar çok sevdiğini bildiğim için ufak bir tane almıştım. 2 senedir falan. Öyle sadece ışık geçirmiştim. Yani o şekilde hoşuna gidiyordu Asya'nın. Ama o kadar bayılıyor ki, o kadar seviyor ki. Babası da dayanamadı, aldı. Hatta ben alma dedim. Hani sadece birkaç tane süs alalım, küçüğü süsleyelim. Babası da, Sedat da. Kocaman, bakar mısınız? Yani Allah bizim hani onu oraya neden koyduğumuzu biliyor. Yoldayız ama. Yani herkes kalbinin ekmeğini yer diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Bu arada mutfağı bir daha göstermeyeceğim. Yani en son tamamlandıktan sonra o zaman göstereceğim. Artık sürpriz olsun. Ben bile aslında hani ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum. Dolapların bir kısmı takıldı ama daha tezgah gelecek falan bir sürü şey. Her yer köpük. Hayır, kar kar. Kar, evet. Elsa tam şimdi karlar ülkesinde oldu Asya. Şu da şey, fırının fırını açmak zorunda kaldık çünkü aspiratörün giriş kısmına bir problem oldu. Sedat orayı tekrar ölçtü, yanlış yapmışlar. Diğerlerini de kontrol etti, açtı. Bu da onun kapağı. Fırında falan sorun yok Allah'tan ama o boru kısmını yanlış kesmiş sanırım. Orayı tekrar yapacak maalesef. Öyle bir şey oldu. Ben bir çay demledim şimdi. Güzel mi baba? Evet. Bakkala kadar gitti. Kek falan alacak. Kek tarzı bir şeyler. Çayla yeriz. Anne biz kek aldık. Biz babama kek. Kek ısmarladık. Evet. Kek al dedik babaya. Güzel mi kar oynamak? Çok eğlenceli. Ama buraya yağmadı. Başka yerlere yağmış. Gerçi oralara yağdı da oraya tutmamıştır. Yani zannetmiyorum tuttuğunu. Kar yağdı, gördün keşke mü? Keşke yağsa tutsa, ne güzel olur değil mi Asya? Anne buradaki kar güzel ama bu kar daha güzel. Sunum munum hak getire yani. Şu masanın intizamına bakın. Çay keyfi. Asya'da hala bıkmadı. Kapananlarda bugün... Anne. Uyumamakta direnenler de bugün. Efendim anneciğim. Bütün ıslak mendilleri çıkardı ve bütün oyuncaklarını tek tek siliyor. Hepsi temiz kokacakmış. Anne. Zaten temiz kokuyordu onlar. Islak mendil kokusu alsın biraz. Biraz ıslak mendil kokusu alsınlar, evet. Mantıklı. Darin kokuyor, darin. Evet. Islak kokuyor, ıslak mendil. Asya kışı uyuttuğum bilgisayarımı aldım. Şimdi birazcık sizin sorularınızı cevaplayacağım. Videomun altına yazdığınız yorumları. Çünkü son zamanlarda yani vakit ayırıp da yazamıyorum, kusura bakmayın. En çok şeyi sormuşsunuz. Bebek kızdı, ne ara erkeğe döndü diye sormuşsunuz. Aslında
bir videomda söylemiştim. Kesin olarak erkek olduğunu ama tabii ki herkes her videomu hani sırasıyla izlemiyor biliyorum. Söylemiştim aslında ama kaçıranlar olmuş sanırım. Biz kaçıncı haftaydı? Sanırım 16. haftada falandı. Ablamla beraber ikimiz kontrole gitmiştik. Ve orada doktor yani çok kesin konuşmuştu. %90-95 hatta hani kesin olarak kız diye söylemişti yani. Çok emindi kendinden. O yüzden hani çok az bir ihtimal olsaydı ben sizinle paylaşmazdım ama kesin olarak söylediği için kız olduğunu söylemiştim. Ama 2-3 hafta sonra detaylı ultrasonda falan değil. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Bir şey fark ettim. Türkiye'de normal doğum yapanı nadir duyuyorum. Neden herkes sezaryenle doğum yapıyor demiş. Öncelikle görümcemin sebebini söyleyeyim. Görümcem birinci doğumunda sezaryen yaptığı için sanırım ikincisi de sezaryen olmak zorunda oluyor. Tam olarak emin değilim ama ve görümcemin yani sezaryen yapma zorunluluğu var. Yani normal doğum yapamıyor. Yani o yüzden sezaryen yapmış. Ama evet yani haklısın. Bilmiyorum neden böyle. Yani doktorların işine mi geliyor ve Türkiye gerçekten sezaryen doğumda çok üst sıralarda. Hatta birinci sırada da olabilir. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Hatta bir geçen senelerde falan şey gelmişti. Sezaryen doğuma bir hani kısıtlama. Hani öyle her kafasındaysan sezaryen yapamayacak diye bir şey duymuştum. Ne kadar uygulanıyor bilemiyorum. Hatta ben çok sancım vardı. Yani normal doğum yaptığım akşamın gündüzünde doktor kontrole. Kendi doktorum o gün yoktu. Bir bayan doktor beni kontrol etti. Doğumuma yani her an olabilir dedi bana. Ve şunu söyledi. İstersen hemen seni doğum anıya alıp sezaryen yapabilirim dedi bana. Ben tabii ki kabul etmedim yani. Çünkü normal doğum yapmak istiyorum. Neden hani sezaryen doğum yapayım ki? Yani böyle bir şeyin bana sunulması çok garibime gitmişti. Yani bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama sezaryen bir yani ameliyat yani. Ben sezaryandan daha çok korkuyorum şahsen yani. Birkaç arkadaş mutfağımızın duvarının boyasını sormuş. Markasını falan hatırlamıyorum ama rengi buz gümüşü olarak geçiyor. Aslında ben biraz daha böyle grimsi, tam gri olarak hayal etmiştim ama tabii ki buz gümüşü yani içinde mavilik barındıracağını çok tahmin etmedim ama yani uygulandıktan sonra bayıldım. Gerçekten çok ferah, fresh. Böyle çok yani içimi açan bir renk oldu ve sanırım bu renk çok modaymış yani. Buz gümüşü. Dolaplarla, hele ki dolaplar takıldıktan sonra tamam dedim yani. Bu ikisi harika oldu. Çok beğendim. Buz gümüşü olarak geçiyor rengin adı. Bu arada saat 1 olmuş. Bu kadar muhabbet yeter. Ben hemen videoyu burada sonlandırıp kalitimi yapıp makyajımı çıkarıp yatmayı düşünüyorum. Umarım bugün de severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.